sevgili izleyicilerimiz, bir bölüme daha hoş geldiniz. Bilin bakalım programı dolu dizgin devam edecek. Bu bölümde ne mi var? Vücudumuz için olmazsa olmazı, yani kanın vücudumuzdaki yolculuğunu anlatacağım. Parmağımıza bir şey battığında kan damlacıkları ortaya çıkar. Bu damlacıklar belki size bir boya veya kırmızı bir sıvı gibi görünebilir. Hadi şimdi bilin bakalım, kanımız neden kırmızı renktir? Kanımıza kırmızı rengi veren al yuvarlar olarak adlandırdığımız kan hücreleridir. Al yuvarlar kanda en fazla bulunan hücrelerdir ve bir damla kanın %99'u bu kırmızı kan hücrelerinden oluşur. Mikroskopla baktığımızda kanın aslında sıvıyla hücrelerin bir karışımı olduğunu görürüz. Görüntü büyütüldüğünde kan sıvısında yüzen birçok molekülleri görebiliriz. Kısacası kan yarı yarıya plazma ve kan hücrelerinden oluşur. Kan hücreleri vücuttaki büyük kemiklerin süngerimsi dokularında, yani iliklerde bulunan kök hücreler tarafından üretilir. Kan organlarımıza oksijen taşır ve bedenimizi temizlemek için hücrelerde biriken karbondioksiti kalbe geri iletir. Kan aynı zamanda gerekli tüm bileşenleri de kalp ve damarlar aracılığıyla doku ve organlara iletir. Kan atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar aracılığıyla tüm vücudumuzu dolaşır. Bu dolaşım sayesinde besin moleküllerini, solunum gazlarını, hormonları, mineralleri, vitaminleri ve atık ürünleri gerekli yerlere taşır. Değerli çocuklar, sevgili gençler, unutmayın ki vücudumuzda yaklaşık 25 trilyon kan hücresi bulunur ve bu miktar Samanyolu galaksisindeki yıldız miktarının yüzlerce katıdır. Bakın şimdi, o kanlar vücudumuzun nasıl her yerini dolaşıyor, Konya Bilim Merkezi'nde uygulamalı bir şekilde gösteriyorum. Sevgili izleyicilerimiz, size Bilin Bakalım programının bu bölümünde kanın vücudumuzdaki yolculuğunu anlattık. Bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız sizleri Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Merkezi'ne bekliyoruz.